Doğrusu okumak kadar tatlı şey yok. Başka her şey insanı kitaptan daha çabuk yoruyor. Jane Austen'in söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? 19. yüzyılda yaşamış İngiliz roman yazarı Jane Austen 16 Aralık 1775'te Hampshire'da doğmuştur. 1783'te Oxford'da bir akrabası sayesinde okumuş, eğitimine Southampton'da devam etmiş, en sonunda da kadınlar için bir okul olan Reading Berkshire'da Abbey Okulu'nda okumuştur. Roman yazmaya 1789'da başlar. 1802'de kendi tanımıyla büyük ve garip biri tarafından evlenme teklifi alsa da kabul etmez. İkilinin yaşadığı ilişki Aşkın Kitabı adlı filmde işlenmiştir. Babasının 1805'te ölmesinden sonra Southampton'a taşınır. 1809'da Coughton'a zengin kardeşinin yanına taşınır ve günümüzde bu ev bir müze ve turistler için popüler bir yer haline gelir. Jane Austen dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Yaşadığı döneme ilişkin tasvirleri ve kahramanlarının karakterleri romanlarının klasikler arasında yer almasını sağlamıştır. Jane Austen bir köy papazının yedinci çocuğuydu. Babası tarafından eğitilmişti. O dönemdeki kadınlardan daha iyi bir eğitim aldığı için şanslıydı. Ebeveyni çocukların hayal gücüne dayalı oyunlarını cesaretlendirdi. Papaz evinin ahırını yaz tatillerinde ailelerin oyunlar sahneye koyabileceği küçük bir tiyatroya çevirdiler. Austen 12 yaşına geldiğinde kendi hikayelerini yazıyordu. Fakat ilk romanının yayınlanması için yaklaşık 25 yıl daha geçmesi gerekecekti. Austen'in romanları günümüzde oldukça popülerdir. İnsanların zaaflarını esprili bir anlayış ve zarif bir mizahla eserlerinde işlemiştir. Romanlarının baş kahramanlarının hepsi kadındır ve romanlarının hepsi de mutlu bir evlilikle sona ermiştir. İlk olarak Sağduyu ve Duyarlılık adlı kitabı 1811'de basıldı. Bunu Gurur ve Önyargı 1813, Mansfield Parkı 1814 ve 1816 yıllarındaki Emma adlı kitapları takip etmiştir. Northanger Manastırı ve İkna romanlarının her ikisi de Austen'in ölümünden sonra 1818'de basılmıştır. Bütün bu romanlar anonim olarak yayınlanmıştır. Austen hiç evlilik yapmamış, bunun yerine romanlarının birçok bölümünün geçtiği Bath dahil birkaç yerde ailesiyle birlikte yaşamıştır. Mayıs 1817'de aile Austen'in hastalığına çare aramak için Winchester'a taşınmışlardır. Fakat 18 Haziran 1817'de meme kanserinden ölmüştür. Öldüğünde henüz 41 yaşındaydı. Winchester Katedrali'ne gömülmüştür. Jane Austen'in tüm romanları televizyon veya sinemaya uyarlanmış, en başarılı 3 romanı film yapılmıştır. Bunlar Aşk ve Gurur 1995'te, Emma ve İkna her ikisi de 1996'da gösterime girdi. Gurur ve Önyargı 1995'te çok başarılı bir televizyon dizisi oldu. 2013 yılında yayımlanışının 200. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanan Aşk ve Gurur romanı ortalama her 10 yılda bir ya bir sinema filmi ya da televizyon filmi veya dizisi haline getirilmiştir.